Küçük sözcüğünü duyduğumuzda dudaklarımızda bir gülümseme belirmesinin nedeni nedir? Başkalarının yavruları neden gözümüze şirin görünür? Kimileri güzelliğin kişinin bakış açısına göre değiştiğine inanır. Bazı küçük yüzler ancak annelerine şirin görünebilir. Ama ortak bir karar almışçasına, kendi türümüzden olmasa da bazı küçük yaratıkları şirin bulmaya eğilim gösteririz. Ve onların hayata atılış öyküleri daima ilgimizi çeker. İzleyeceğiniz program, Hayvan Krallığı'nın farklı türlerindeki yavruların yaşam mücadelesinin öyküsüdür. Başlarından geçen çeşitli maceralardan, gerçekleştirdikleri çeşitli keşiflerden sonra zafere ulaşmalarının ve yetişkinliğe adım atışlarının çarpıcı öyküsü. Virginia kırlarındaki bir çiftlikte bir horozun ötüşü yepyeni bir günün başladığını haber veriyor. Çiftliğin yeni sakinlerinin bu uykulu güne merhaba demek için acele ettiklerini söylemek pek mümkün değil. Nasıl biteceği asla bilinmeyen çeşitli maceraları da beraberinde getiriyor. Daha yalnızca birkaç günlük olan bu buzağı annesiyle arasındaki bağı böyle güçlendiriyor. Köşesindeki kuytu yuvalarında güven içinde oynaşan kedi yavruları bir yandan da avcılık yeteneklerini geliştiriyor. Ağıldaki anne domuz meme emen yavrularına ninni söylüyor. Henüz 4 haftalık olan 9 yavru annelerinin sesine artık iyice alışmış. Her yavrunun bir memeyi çekiştirdiği emzirme işlemi anne domuz için hiç de kolay değil. Ama vahşi doğada doğup büyüyecek olan başka hayvanların yavrularının ağlarında her türlü tehlikeden uzak bir biçimde güven içinde yaşayan bu domuz yavruları kadar şanslı olduğunu söylemek mümkün görünmüyor. Dünyaya gelmenin de çeşitli yolları var. Her yavrunun doğumunun kendine özgü, sıra dışı bir öyküsü var. Bazı yavrular doğarken ebeveynlerinden yardım görmüyor. Küçücük ve bağımsız yavrular hayatta kalmayı tek başlarına başarmak zorunda olduklarını içgüdüsel olarak biliyor. Yumurtadan çıkan bir kaplumbağa yavrusu annesini asla tanımaz. Birkaç dakika içinde hayat yolculuğunun ortasında buluverir kendini. Ama yumurtadan çıkmış olmak her zaman yalnız kalmak anlamına gelmez. Baba penguen ilk 40 gün boyunca kuluçka sorumluluğunu anneyle birlikte üstlenir. Yavrusunun hayatta kalmasını sağlamak için gerekirse haftalar boyunca açlığa ve soğuğa dayanmak zorunda kalır. Ama hiçbir hayvan yavrusuyla memeliler kadar yakından ilgilenmez. Dev panda su ve yiyecek aramaya çıkmamak pahasına da olsa günlerce yavrusunu kucağından indirmez.
Yavru panda hayatının ilk 3 yılını tamamen annesine bağımlı olarak geçirir. Diğer memelilerin yavruları daha iri ve daha gelişmiş doğar. Bunu doğumundan yalnızca birkaç saat sonra sürüye ayak uydurmak zorunda kalan bir bufalo yavrusu için bir avantaj olduğu söylenebilir. Memeliler için doğum son derece zor bir süreçtir. Ama doğa asla işi şansa bırakmaz. Doğum bir dizi hormonal değişimi de beraberinde getirir ve dişinin annelik duygularını güçlendirir. Çeşitli türden hayvanların yavrularıyla anneleri arasında görenlerde şefkat duyguları uyandıran görsel bir bağ da vardır. Kocaman bir kafa, iri gözler, küçücük burunlar. Bu görüntüyü sevimli olarak adlandırmak neredeyse genlerimize işlemiştir. Kimyasal bağlardan söz etmek de mümkün. Yavrunun kendine has kokusu annesinin zihnine hemen kazınır. Emzirmek bu bağı güçlendiren başlıca etkendir. Anne ile yavrusu arasında kurulan bağ, ömrünün kararlılık isabeti, yavrunun ölümünü ya da hayatta kalmasını belirleyen bir etkendir. Üreme mevsiminde bu gölgede binlerce kürklü fok yavrusu dünyaya gelir. Ancak yavru daha doğar doğmaz kendini tehlikelerin ortasında bulacaktır. Her yeni kuşağın yaklaşık 3'te biri yaşamının ilk aylarında ölmeye mahkumdur. Ancak üzerine titreyen annesi sayesinde bu yavrunun hayatta kalma şansı hayli yüksek görünüyor. Yavru bu kalabalığın arasında kolayca kaybolup gidebilir. Bu yüzden annenin bir an önce yavrusunu tanıması gerekiyor. Yavrunun kendine has kokusunu ve sesini zihnine kaydetmeye çalışıyor. Yavru da annesiyle birlikte geçireceği kısacık zamanı en iyi biçimde değerlendirebilmek için elinden geleni yapıyor. Aç kalmayı göze alan annenin karada geçirdiği süre boyunca en büyük arzusu, yavrusunu yeterli ve istikrarlı bir biçimde emzirebilmek. Yavru giderek gürbüzleşirken anne de giderek güçten düşüyor. Açlığa daha fazla dayanamadığında o da karnını doyurmak için denize açılmak zorunda kalacak. Kıyıda kalması kendinin ve yavrusunun açlıktan ölmesine neden olabilir. Yaklaşık bir hafta boyunca kıyıda oturan anne sonunda denize açılıyor. Yavru peşinden gitmeye çalışsa da geri dönmek zorunda kalıyor. Bu kadar küçük bir fok yavrusu yüzemez. Kalabalık bir sahil yavru fok balığı için hiç de güvenli bir sığınak değil. İçgüdüsel olarak kendi boyundakilerin yanına gitmek istiyor. Ne kadar kalabalık olurlarsa o kadar iyi. Üstelik annesi gelene kadar arkadaşlarıyla birlikte eğlenebilirler. Dünyanın başka bölgelerinde yavrularının annelerine daha uzun süre bağımlı kaldığı başka hayvan türleri de yaşıyor. Kuzey enlemlerinin dondurucu soğuğunda dişi kutup ayısı kışı geçirdiği ininden çıkıyor.
Son 5 ayını kar öbeklerinin altında hiçbir şey yemeden geçirmiş. Bu süre içinde vücut ağırlığının neredeyse yarısını kaybetmiş. Uzun süren orucundan sonra iyice güçten düşen dişi ayı, tedirginlik içinde büyük bir dikkatle havayı kokluyor. Niçin bu kadar tedirgin olduğu çok geçmeden anlaşılıyor. Birkaç ay önce doğan yavru kutup ayısı, çevresindeki dünyayı meraklı gözlerle ilk kez izlerken ikiz kardeşi de fazla uzakta değil. Annenin açlığına rağmen aile daha birkaç gün inde oturmak zorunda. Yavrular uzağa gidemeyecek kadar küçük. Her şeyi merak ediyorlar. Kısa bir kar topu oyunu bile çok ilginç geliyor onlara. Erken gelişmiş erkek yavru buz gibi oyuncağıyla neler yapabileceğinin hayalini kuruyor. Yavrularına sarılan anne ayı onları tekrar ine sokuyor. Dünya tehlikelerle dolu bir yer. Çevrede yiyecek aramaya çıkmış aç erkekler dolaşıyor. Yavrular için bu büyük bir tehlike. Pek çok anne kutup ayısı yavrusunu korumaya çalışırken ölmüş. Doğan yavruların yarısı bir yaşına gelmeden ölüyor. Ancak bu gördüğümüz yavrular inlerinin dışındaki tehlikelerden habersiz görünüyor. İlk birkaç gün boyunca yavrular yakın çevrelerini keşfetmekle oyalanıyor. Anne ava çıkmak için sabırsızlanırken bir yandan da yavrularının ona ayak uyduramayacak kadar küçük olduğunun farkında. Her şeyden önce bacaklarının güçlenmesi ve buz üstünde yürümeyi öğrenmeleri gerekiyor. Anne açlığını daha fazla bastıramayacak hale gelince hep birlikte yiyecek aramaya çıkıyorlar. Buz üstünde şanslarını deneyecekler. Maceraları daha yeni başlıyor. Hayata gözlerini açtığında kendilerini bir define gibi gömülü olarak bulanlar da var. Yarım ton ağırlığındaki anneleri artık yanlarında olmadığı için kendi başlarının çaresine bakmak zorundalar. Çok daha aşağılarda, güneyde, sımsıcak Florida sahilleri uzanıyor. 2 ay önce bir anne, doğumunun üzerinden 10 yıl geçtikten sonra buraya, kendi doğduğu yer olan bu sahile ulaşabilmek için uzun bir yol kat etti. Ve çok değerli bir hazine bırakıp gitti. Kendi yumurtalarını. Yaklaşık 60 santim derine gömülen yumurtalardan çıkan yavrular yeryüzüne ulaşabilmek için 3 gün boyunca çılgınlar gibi uğraştı. Karşılarında ıssız bir kumsal bulmak bile yıldırmadı onları. Yüzeye çıktıkları anda içgüdüleri onlara ne yapmaları gerektiğini söyledi. Suya gideceklerdi. Küçük çarpışan otomobilleri hatırlatan yüzlerce deniz kaplumbağası kız ve erkek kardeşlerini çiğnemek pahasına da olsa içgüdülerine kulak verdi. Hepsi de bir an önce denize ulaşmaya çalışıyordu. Kısa bir süre içinde onlar da yaklaşık 200 kilo ağırlığa erişerek okyanusun dev canlılarının arasına katılacak. Şimdilik 5 santimlik boylarıyla denize ulaşmak için bitmek tükenmek bilmeyen bir maratonu geride bırakmak zorundalar. Thank you.
yetişmek için en geride kalan yavru kaplumbağa da elinden geleni yapıyor. Suya girdikleri anda her biri farklı bir yöne dağılıp gidiyor. Tek başına yolculuk etmek deniz kaplumbağalarına değişmez. Kendi güvenliği için bir an önce derin sulara ulaşmak zorunda. Issız da olsa uzaklardaki Gulf Stream'in güvenli sularına ulaşmadan rahat yüzü görmeyecek. Dünyadaki yavrulardan pek azının yolculuğu Afrika fili yavrusunun yaptığı yolculuk kadar kalabalık olabilir. Bugün savanada uzun zamandır coşkuyla beklenen bir olay gerçekleşmek üzere. Bir yavru fil annesinin karnında geçirdiği 22 aydan sonra dünyaya geliyor ve sürüye katılıyor. Yaşamının ilk 2 yılını annesinin yanından ayrılmadan geçirmesi gerekiyor. Ancak yetiştirilişinde yalnızca annesinin değil, teyzelerinin, kuzenlerinin, kardeşlerinin de rolü olacak. Attığı ilk titrek adımlar sırasında sürüdeki diğer yetişkinlerin desteğini alıyor. Ailesinin bütün üyeleri gelip ona dokunuyor. Dişi yavru, sürüde geçireceği hayatı boyunca bu nazik devler tarafından korunacağına kesin gözüyle bakabilir. Yaşamlarının ilk birkaç yılını çevresindekilerin davranışlarını öğrenmeye çalışarak geçiriyor. Yavru erkekler oynadıkları oyunlarla birbirlerinin gücünü sınarken bir yandan da yetişkinliğe eriştiklerinde kendi sürülerini kurmak üzere ayrılacakları günler hazırlanıyor. Şefkatli ve ilgili grubun içinde oyun oynamak için bol bol fırsat buluyorlar. Şefkat sürüngenlerin en bilinen özelliklerinden biri değil şüphesiz. Ama bazen hayvanlar aleminin en soğukkanlı anneleri bile bizi şaşırtabiliyor. Florida'nın puslu bataklıklarından birinde yeni bir yavru dünyaya gelmek üzere. Bir yumurtanın güvenli kabuğu içinde 60 gün geçiren yavru Amerika timsahı kabuğu kırıp dışarı çıkıyor ve çevresine ilk kez göz gezdiriyor. Pek sıcak bir biçimde karşılandığı söylenemez. Dişler ona ölüm değil, hayat getiriyor. Yavruları bu korkunç yaratıkların zayıf noktalarından biri.
gibi keskin dişleriyle yavruyu alıp suyun kenarına götürüyor. Yavruların hepsini birer birer yeni yuvalarına taşıyor. Timsah yuvasında yaşayan bütün yavrular için tehlikelerle dolu. Ama anne timsah bir yıl boyunca gözünü üstlerinden ayırmayacak, yanlarından fazla uzaklaşmayacak. Tehlikelerle dolu bu dönemde bir yavrunun acizliği aynı zamanda şaşırtıcı bir biçimde hayatta kalabilmesi için en büyük kozlarından biri olabiliyor. Bazı yavrular dünyaya gözlerini açtıkları andan itibaren yaşama sıkı sıkı sarılır. Çok geçmeden ebeveynlerinden ayrılmayı öğrenecekleri zaman da gelecektir. Ama şimdilik sımsıkı sarılmış olmaları annelerine olağanüstü bir gayret veriyor. Aciz ve tehlikeye açık olmaları annelik duygularını iyice pekiştiriyor. Ancak etkilenenler yalnızca anneler değil. Türlerle sınırlı olmayıp bütün hayvanlar için geçerli kabul edilen şirin ve sevimli hareketler yüreklerimize taht kuruyor. Bize hiç benzemeyen hayvanların bile karşı konulmaz bir sevimliliği olduğu ortada. Tüm bu hayranlık ifadelerine rağmen şirinlik de hayli tehlikeli olabiliyor. En şirin yavruların genelde anne babalarına en az ihtiyaç duyanlar olması bir rastlantı olmasa gerek. Evrim mekanizması sırf yavru ölüme karşı daha dayanıklı olabilsin, annesiyle birlikte kat edeceği yolun daha uzun bir bölümüne yorulmadan ayak uydurabilsin diye milyonlarca yıldan beri yavruların güçlenmesini sağlamaya çalışıyor. Anne şimdi yavrusunu dayanılmaz ölçüde şirin buluyor olabilir ama bunun hayat boyu böyle süreceğini söylemek imkansız. Hayatta kalmak ancak dünyayı iyice tanımak ve kendi kurallarını geliştirmekle mümkün olabiliyor. Çünkü annesi her zaman yanında olmayacak. Ama annesinin izinden giden bir yavru birbirinden ilginç şeyler öğrenecektir. İster vahşi doğada, ister ağda, ister evin içinde olsun anne olmak, örnek olmak demektir. Vahşi doğadan çok uzakta doğan bu 9 yavrunun annelerinden öğreneceği çok şey var. Ağlarında onları öldürmeye gelecek avcılarla karşılaşma tehlikesinden uzaklar. İnsanlar bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Yine de küçük domuzlar vahşi doğadaki kuzenleri kadar meraklı. Yavruların annelerini önemli bir kişi sandığı ortada. Her hareketini taklit etmeye değer buluyorlar. Peşinden gittiklerinde annelerin homurtularının bir nedeni ve anlamı olduğunu öğreniyorlar. Mükemmel koku alma duyusu sayesinde domuz yavrusu toprağın altına gömülü hazineyi hemen buluyor. Ama bu ufaklık daha bulduğu şeyi çiğneyemeyecek kadar küçük. Besinleri çiğnemek şimdilik eğlenceli bir oyun ve domuzların neyi nasıl yemeleri gerektiğinin uygulamalı bir açıklaması. Ama çiftlikte büyümek, sayısız tehlikeyle iç içe yaşanan vahşi doğada büyümek. Kutuplardan ekvatora kadar her yerde annenin beslenme dersleri hayatta kalma konusunda en değerli ve en önemli bilgileri sunuyor. Bu şempanze besin bulabilmek için alet kullanması gerekebileceğini de öğrenmiş. Yemişi yiyebilmek için kabuğunu kırmaya uğraşıyor.
Kabuk kırmak daha çok yetişkinlerden beklenen ve ancak yıllar içinde pekiştirilebilecek bir yetenek. Yavrular taklit konusunda çok becerikli olabilir ama bu ufaklığın işi kapmak için önünde bayağı uzun bir zaman var. Yavrusunun yanına çağıran anne ona bütün dikkatini yapacağı işe yoğunlaştırmasını öğretiyor. Kararlı bir yavru şempanze zorlu görevi büyük bir hevesle kabul ediyor. Ama alet kullanmak hiç de kolay değil. Sızlanmaları bu işin nasıl yapılacağını göstermek için anneyi harekete geçiriyor. Sonunda başarıyor. Harcadığı emeğin karşılığını alıyor. Hayvanlar alemindeki en yakın akrabalarımız bize kendimizi hatırlatacak davranışlar sergilemeye devam ediyor. Alet kullanmak bu davranışlardan yalnızca biri. İnsanlarda olduğu gibi şempanzelerde de anne ile yavru arasında güçlü ve uzun süreli bir bağ var. Şempanzeler arasında her yetişkinin kendine göre bir çocuk yetiştirme anlayışı var. İlk kez anne olan bu dişi yavrusunu yanından ayırmıyor. Sevgi ve şefkatle sarıldığı yavrusunun çıkardığı en ufak bir sesle yakından ilgileniyor. Koruma dürtüleri çok gelişmiş olan anne, yavrusunun yanına kimleri yaklaştıracağını bile özenle seçiyor. Ancak aileye katılan yeni birey bir anda herkesin ilgi odağı haline geliyor. Özellikle abla ve abiler bebeğin başından ayrılmıyor. Biraz daha deneyimli bir dişi, annelik konusunda biraz daha rahat davranabiliyor. Çok fazla sıkmadığı yavrusu, çevresindeki dünyayı keşfe çıkmakta özgür. Bu tür anneler arasında bebeklik, şempanzeler için nispeten kaygısız bir dönem. Yine de yavrulara bu kadar dikkat etmelerine rağmen şempanze yavruları da hayli yüksek bir oranda ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. O gün ormandaki yavru şempanzelerden biri ölmek üzere. Annesi birlikte tırmanabilecekleri bir ağaç arıyor. Yavrusu ona tutunamayacak kadar güçsüz. Onu bildiği tek biçimde taşımak zorunda. Yavrusuyla arasındaki güçlü bağın kopmasına izin vermeye niyeti yok gibi görünüyor. Sonunda kendi türümüzden olan annelerin yaptığına çok benzeyen bir şey yapıyor. Ölmek üzere olan yavrusunu son kez öpüyor. Hayvanların birbirleri hakkında neler hissettiklerini ya da bir şempanzenin aklından neler geçirdiğini kesin olarak bilemeyiz. Ama zaman zaman
ne gibi hareketler sergilediklerine bakarak haklarında bir fikir edinebiliriz. Böyle cefakar annelerin yavrularının uzun ömürlü olacağına garanti gözüyle bakamayabiliriz. Ama çoğu yavruları için bebekliği nispeten kaygısız bir dönem haline getirir. Yavru şempanzeler böyle zeki, güçlü ve cefakar anneleri olduğu için çok şanslı. Ama vahşi doğanın ortasında cefakarlığın da farklı anlamları ve boyutları var. Bazı anneler yavrularını koruyabilmek için en tehlikeli düşmanların karşısına dikilmeyi bile göze almak zorunda kalır. Yumurtadan yeni çıkan pufla yavruları annelerinin koruyucu kanatları altında. Günlerini kendi tüylerinden yapılmış sıcacık yuvada geçiren yavrular henüz uçmayı bilmiyor ve tehlikelere açık durumda. Açlıktan ölmek üzere olan bu kutup ayısı için en küçük lokma bile büyük emekler harcamaya değer gibi görünüyor. Anne yavrularının başında bekliyor. Yavruların henüz yeterli tüyleri olmadığı için suya girdikleri anda boğulmaları işten bile değil. Ama bir kutup ayısına kafa tutamayacağının da farkında. Bazen zeki olmak güçlü olmaktan daha yararlı. Bir kuzey sumrusu yuvasında oturuyor. Yavruları henüz uçmayı bilmiyor. Anne yerdeyken hiç de rahat değil. Düşmanla yüz yüze geldiğinde savunmaya hazır, nazik ve aynı zamanda etkileyici. Uçmaya başladıklarında müthiş bir saldırıya geçiyor ve ayının zayıf noktasına saldırıyorlar. Ayı bu kez açlığa boyun eğmek zorunda. Yavrular bugün büyük bir tehlike atlattı. Ama yakında annelerin artık onları korumak zorunda kalmayacağı günler de gelecek. Genç sumrular uçmayı ve denize giden ailelerini izlemeyi öğrenecek. Genlerine işlemiş koruma güdüsü anneye her şeyi yaptırabilir. Burada Kaliforniya'daki bir üreme bölgesinde bir başka yavru annesinin dönüşünü bekliyor. Kuzeni Fok gibi deniz aslanı yavrusu da annesi besin bulmak için denizde olduğu süre boyunca başının çaresine bakmak zorunda. Aciz bir yavru için tehlike her zaman yakınlarda bir yerdedir. Maalesef bu yavru hiç istemediği halde birilerinin dikkatini çekti. Hayatı ancak annesinin zamanında dönmesiyle kurtulabilir. Tek silahı yardım çığlığı. Balık avından dönen anne yavrusuna sesleniyor. Ancak yavrusunun sesini değil, sahilde kopan gürültüyü duyuyor. Yavrusunun daha doğum esnasında hafızasına kazınan sesini ayırt etmeye çalışıyor. Çok geçmeden o sesi duyuyor. Martının umutları boşa çıkıyor ve küçük yavru kurtuluyor.
babasına bakabilmek için bir yaş ayda olana kadar beklemek zorunda. Bu arada küçük aile aralarındaki bağı pekiştirmek için hiç zaman kaybetmiyor. Yavrular bağımsızlıklarını kazanıp annelerinden ayrılırken bir yandan da kendi içgüdülerine kulak vermeyi öğrenmek zorundadırlar. Çin'in iç kesimlerindeki bir ormanda yavru panda çevresindeki dünyayı tanımaya uğraşıyor. Emekleme aşamasındaki bu yavrunun annesine olan bağımlılığı sizi aldatmasın. Pandalar doğaları gereği yalnız yaşayan hayvanlardır. Anne fazla uzağa gidemiyor. Karnını doyurarak oyalanmaya çalışıyor. Bugün 40 kilo kadar bambu tüketecek. Diğer bütün yavrular gibi bu küçük panda da her şeyi merak ediyor. Kendi başına bırakılsa dünyadaki her şeyin tadına bakmaktan büyük zevk alacak. Bütün dikkatini karnını doyurmaya veren anne, çocuğunun tek başına oynamasına sesini çıkarmıyor. Ağaçlar başlıca eğlence kaynaklarından biri. İçgüdüleri yavruya ağaçların güvenlik konusunda da çok yararlı olduğunu söylüyor. Ama bir ağaçta saklanabilmek için önce tırmanmayı öğrenmesi gerek. Anne tombul yavrusunun maceralarıyla pek ilgilenmiyor. İleride her tür akrobatik hareketi başarıyla yapacak ama şu andaki performansı pek de iç açıcı değil. Dünyanın bir başka bölgesinde bir başka hayvanın yavruları hem ağaca çıkma yeteneklerini geliştirmeye çalışıyor hem de gönüllerince eğleniyor. Kara ayı yavrusu vahşi doğada birçok tehlikeyle karşı karşıya. Özellikle erkek kara ayıların tehdidi altında yaşayan yavruların tek kurtuluş yolu bir ağacın dallarına sığınmak. Ancak bastığı yere dikkat etse çok iyi olur. Yavru ayılardan biri kışı geçirmek için uygun bir in bulduğunu içgüdülerinin yardımıyla anlıyor. Meraklı kız kardeşi de onun peşinden gidiyor. Kardeşinin kıskanma insan yavrularına özgü bir tepki değil anlaşılan. Her deliği, her kovuğu dikkatle inceliyorlar. Bakılmamış hiçbir kovuk kalmamalı. Bazı yavrular için öğrenilmesi gereken en önemli ders birbirleriyle iyi geçinmeleri gerektiği. Babunlar hayatları boyunca gruplar halinde yaşar. İçinde bulundukları topluluğun kurallarını hemen benimsemek zorundadırlar. Topluluk içinde yavruların ayrıcalıklı bir durumu vardır. Kurallara uymaktan muaf tutulmuşlardır. En azından bir süre için. Ancak abla ve abilerinin hiçbir mazereti olamaz. Sıkı hiyerarşik kuralların benimsendiği topluluk içinde sosyal dengeler hemen öğrenilir ve uygulanmaya başlanır. Gruptaki arkadaşlarına kurallara boyun eğdiklerini bir gösteri havasında bildirirler. Kurallara uygun olacaktır. (Gülüyor)
Babunların bu davranışını diğer canlılara uygulamak bazı karışıklıklar yaratabilir. Kaplumbağanın sosyal statüsünden habersiz olan bu yavru babun şansını fazla zorlamamaya karar veriyor. Anlaşılan bazı hayvanlar yavrularına sosyal dengelerin ne olduğunu öğretemiyor. Bir yavrunun diğer türlere duyduğu ilgi ve merak hayatını çok daha eğlenceli kılıyor. Afrika'da işlek bir su kıyısındaki bu ilginç karşılaşma herkese eğlenceli anlar yaşatıyor. Bir yavrunun hayata atılış macerası birbirinden renkli buluşmalar ve tesadüflerle dolu olabiliyor. İlginçlikler kendiliğinden ortaya çıkamayınca yavrular çeşitli yaramazlıklarla ilginçlikleri kendileri yaratmaya çalışıyor. Bu yavrular bir iz üzerinde olduklarını düşünüp seviniyor ama bilmedikleri bir şey var. Koyotlar genelde porsuk avlamaz. Şaşırtıcı bir dönüş makinesi olan porsuk çok zeki ve becerikli. Yenilgiyi kabullenemeyen yavru geri dönüyor. Eski bir koyot numarasına ekip çalışmasına başvuracak. Şanslı porsuk kaçarken yavrular arkasından uluyor. Bazı yavrular doğuştan kavgacı oluyor ve diğer türlere saldırmak için ufacık bir işarete bakıyor. Boşa durmaktan canı sıkılan bir yaşındaki dişi ayı yavrusu kız kardeşiyle birlikte bir eşek arısı kovanına yaklaşıyor. Olacakları kestirmek güç değil. Fazla merak bazen böyle sonuçlar yaratabiliyor. Şanssız yavrular bu gerçeği en acı biçimiyle öğrendi. Ama içine kazıyıp duran açlık pes etmesine izin vermeyecek. Biraz acemice hareketlerle olsa da korkusuzca bir hamle sonuç veriyor. Yeteneklerini geliştiriyorlar. Kız kardeşler çabalarının karşılığını fazlasıyla alıyor. Hangi hayvanın yavrusu olursa olsun, oyun içgüdüsel bir ihtiyaçtır. Bazen hiçbir somut amaç ya da hedef olmaksızın oyun oynamak ve eğlenmek başlı başına bir amaçtır. Oyun kendi cüssenizdekilerle paylaştığınız bir kutlama biçimidir. Bu saçma görünüşlü hareketlerin bile tamamen amaçsızca yapıldığı söylenemez. Bu yavru erkekler dövüşme oyunu oynuyor. Ama bugün oyun gibi gelen bu hareketler ileride toplum düzeninde yerlerini almaları da belirleyici etkenlerden biri olacak. Oyun fiziksel becerileri geliştirmenin başlıca yollarından biri. Dayanıklılığı ve tehlike anında nasıl kaçılacağını öğretiyor. Dağların kralı adı verilen ve hayli eğlenceli görülen bu oyunun kökeninde de keçilerin atalarının düşmanlarından kaçmak için yaptığı hareketler yatıyor.
kaçıp kurtulma yöntemlerinin egzersizini yaparken ağırdaki korkunç avcılarda izleme ve yakalama taktikleri geliştirmeye çalışıyor. Ölümcül düelloda kedi yavruları çok geçmeden kendilerine üstünlük sağlayacak noktaların neler olduğunu ve rakibini şaşırtmanın yararlarını öğreniyorlar. Yavrular hayatın akışında böylesine özel bir yere sahip. Yavruluk ilginç ve harika deneyimlerle dolu bir dönem. Bu dönemde yapılan her hareket, yavruyu yetişkinliğe ulaştıracak yolda atılan önemli bir adım. Kimileri için dünya ana babaların kol kanat gerdiği, atılan adımların cesaretlendirildiği, her türlü tehlikeden arındırılmış sıcacık bir yer. Korku verici karşılaşmalarla ve beklenmedik sevecenliklerle dolu. İçgüdülerle yönlendirilen anlık kararlarla sürdürülen bir yolculuk. Dünya bütün canlılar için ilginç tanışmalar ve yepyeni keşiflerle dolu. İlginç olayların daha küçücük yaşlardan itibaren yaşanmaya başlandı. Çeşitli derslerin alındığı ve başarıların ödüllendirildiği. Akranlar arasında çocuksu sevinçlerin yaşandığı.